Hakimiyet TV'den herkese merhabalar. Bugün Molla Kendi'deyiz. Molla Kendi'de Osmanlı mimarisinden önemli bir cami var arkamızda. Bu caminin tanıtımını yapacağız. Elazığlılar camiyi biliyorlar. Biz uzun süre gündeme getirdik bu camiyi. Arkamızda görmüş olduğunuz minarenin onarımı için ve restorasyon için bayağı bir çaba gösterildi. Bugün biz önemli bir konuya da değineceğiz. Osmanlı mimarisiyle yapılan bu caminin hem tarihini Molla Kendi sakinlerinden Hikmet Bey anlatacak, hem de muhtarımız Bekir Bey bize Cumhurbaşkanı'nın Elazığ'a gelmesiyle ilgili önemli şeyler söyleyecek. Öncelikle camiyi bir tanıyalım mı? Rivayetler var. Rivayetlere göre 4. Murat'ın İran'a gittiği zaman bugünkü ismi yurtbaşı olan mevkide ikamet yedi. Diyor ki burada bir Allah dostu yok mu? Diyorlar ki Molla Kendi'de. Yani eski ismi Molla Köy. Molla Köy'de var mı? Değil. Ahmet Pekev Hazretleri var. Atını gönderiyor. Geliyor Ahmet Pekev Hazretleri yurtbaşı denen bugünkü yani mevkiye gidiyor. Orada hocayla konuşuyor. Hocam biz şeye gidiyoruz. İran seferine gidiyoruz. Bize bir himmetiniz, bir yardımınız olsun. Hocam da diyor ki git savaşa gidiniz. Allah'ınıza inşallah muzaffer olarak dönüp geleceksiniz. Gelenlerine sadece bir tane düşman kellesi getirin. Gidiliyor belli bir süre orada mevkide savaş yapılıyor. Savaştan galip dönülüyor. Aynı mevkide bekliyorlar. Hocamıza haber gönderiyor. Hocamız tekrar gidiyor. Diyor ki hocam hiçbir faydanızı görmedik. Hocamız da diyor ki sizden bir istirhamımız olmuştu. Gelenlerine atınızın keybesinde bir tane şey istemiştik. Düşman kellesi. Padişah gidip düşman kellesini getiriyor. Sadece diyor ki hocam padişahım sadece gözlerine bakar mısınız? Gözlerini açtığı zaman sadece içi kılçık, arpa kılçığı. Himmetini diyor ki sizin neyin eksik? Hocamız da diyor ki Molla Köyü'nün bir tane camisi eksik. 4. Murat bura mimarlarını bırakar burada bir cami yapılıyor. Şunu ben dikkatinizi çekmek istiyorum. Her padişah zamanında bir tane Osmanlı'nın yanında bir büyük bir zat vardır. Televizyonda seyrediyoruz. Ertuğrul Bey'de İbn-i Arabi, Osman Bey'de Şeyh Edebali, 4. Murat'ta değişik isimler. Osmanlı Molla Köyü'nde de o zat o dönemde Ahmet Pekev Hazretleri var. Bu zaferden dönüp gidiyor, 2 yıl sonra Irak Savaşı çıkıyor. Irak'a gittiği zaman yine aynı yerde duruyor. Yine Ahmet Pekev Hazretleri'ni çağırıyor, gel at boş geliyor. Dikkat ediyor diyor ki hayırdır ne oldu? Diyorlar ki Ahmet Pekev Hazreti vefat etmiş hocam. 2 yıl sonra. Şu an arkanızda görünen Ahmet Pekev Hazreti türbesi Osmanlı mimarisiydi. Sekizgen şeklinde ona bir tane de yanına, camimizin yanına bir tane de şey yapılıyor. Türbe yapılıyor. O şekilde devam ediyor. Osmanlı mimarisinin güzel örneklerinden hem de 4. Murat'ın Hikmet Bey'in de bahsettiği gibi önemli bir zat olan Ahmet Pekevi Hazretleri'nin bulunduğu bir mevki. Biz muhtarımızın isteğiyle bugün buraya geldik. O dedi ki Osmanlı'da özellikle Elazığ gibi bir bölgede bu kadar önemli bir mimari yapı varken buranın hak ettiği değeri görebilmesi için, daha fazla tanınabilmesi için Cumhurbaşkanımızı Sayın Muhtarımız buraya davet ediyor. Muhtarım neler söyleyeceksiniz? Söylediğim gibi, bildiğiniz gibi burada tarihi cami olduğundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı burada Kur'an ziyafeti hocalarımızdan buradan önemli bir olduğunu Türkiye Cumhuriyeti'ne herkes bilsin. Gelip ziyaret etsin, dua etsinler ülkemiz için. Ne şekilde ne yardım edilse o şekilde dua edip hakkına hayırlısı. Evet. Bizler de Cumhurbaşkanı'nı buraya davet ediyoruz. Bu kadar önemli bir camide, özellikle 4. Murat zamanında yapılan Osmanlı mimarisine ait bir camide Cumhurbaşkanımızın sesiyle bir Kur'an tilavetiyle buranın daha büyük anlam kazanacağını düşünüyoruz. Teşekkür ediyoruz.